Selamlar herkese. Yep, yeni bir Minecraft Survival bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bölümüt bugün görmüş olduğunuz üzere wither skeleton farmında sizlerle birlikteyim ve dostlar görüyorsunuz ki burada baya bir wither skeleton birikiyor dostlar. Şu şekilde öldürelim. Evet görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde kafalarımızı kasabiliyoruz. Şimdi size bir hızlandırma izleteyim. Arkadaşlar hızlandırmayı izlediniz ee, ben o 30 saniye olarak gördüğünüz videoda yaklaşık 40 dakika mı harcadım ve o 40 dakikalık süreç içerisinde de tam 164'lük fener elde ettim dostlar ee, onlar evde onları da birazdan size göstereceğim ve görüyorsunuz ki farm gayet güzel bir şekilde işliyor toplamda 5 siteye yakın vidar iskelet kafası kastım burada ee, bayağı da bir kömürüm de var görüyorsunuz kömür bloklarım İşte kemiğim var biraz şurada da aynı şekilde ve şurada da kemiğim var en verimli şey kemik dostlar bu arada. Artık e, ağaç farmı daha FK bırakabileceğim ve yılbaşından dolayı dostlar sandıkları görüyorsunuz bu şekilde görünüyorlar. E, yani bunları söyleyebilirim. Şimdi bu videoda farklı bir şey yapacağız dostlar. Bu videoda bir tasarım yapacağız. Yani bu kadar devasa bir farmdan sonra lan ne tasarımı diyeceksiniz? Bugün dostlar sizlerle birlikte bir köprü yapacağız. Şöyle bir hemen dünyaya gidelim. Arkadaşlar dünyaya geldim. Şöyle görüyorsunuz ki e, yani şehrimiz Köyümüz artık ne derseniz burada duruyor. Şu şekilde bir bunu da bir 12 çank yapalım. Heh, oyun bir kendine gelsin dostlar. Tamamdır dostlar. Çank ayarlarımızı falan yaptık. Ee, şimdi şu tarafa doğru bir geleyim. Şöyle bir size göstereyim dostlar burayı. Evet buraya hepiniz biliyorsunuz Creeper farmının ganimetlerini burada elde ediyoruz. Buradaki bütün e, barutları harcadım. Ve dostlar burada bir tabela görüyoruz. Geçiş köprüsü diyor dostlar. Buradan karşıya uzanan bir köprü olacak. Şu nehir boyunca. Buradan şu şekilde gelecek bir köprü yapmayı planlıyorum dostlar. E, aklımda öyle bir şey var. Çünkü bakıyorum da hani bu ilk videoda yaptığımız XP farmını hatırlıyorsunuz hepiniz. Şu şekilde gireyim bir göstereyim ben size. Evet gayet güzel bir tasarımla ortaya çıkarttığımız bu yer. E, neredeyse hiç kullanılmıyor dostlar. Buradaki bütün eşyaları da eve götürmüştüm. E, yani neredeyse hiç kullanmıyoruz biz burayı. Ve ben de diyorum ki hani en azından buralara tekrardan bir hayat mayat bir şeyler getirebiliriz dostlar. İleri de buraya bir köy projem var. Artık ne zaman olur bilmiyorum ama dostlar. Şu alana güzel bir yerleşim yeri yapmayı planlıyorum. Veya yerleşim yerimizi işte buraya doğru uzatmayı planlıyorum. Bu taraflar boş kalsın istemediğimden dolayı dostlar. Bunun bütün nedeni bu. Şimdi dostlar benim bütün eşyalarım hazır bir şekilde ender chestinde duruyor. Görüyorsunuz da bir sürü ladinden yapacağım dostlar çünkü ladin ormanına gideceğim için güzel bir tasarım ortaya çıksın istiyorum şimdi ben diyorum ki öncelikle şu karşıdan birkaç ağaç kesme ile başlayalım çünkü köprümüzün sonu buraya geleceği için ağaçlar bize engel olsun istemeyiz değil mi Dostlar geri geldim buradaki ağaçları temizledim 36 tane de kütük elde ettik iyi bunları da kullanırız nasıl olsa Şimdi köprümüzün başlangıcı ben diyorum ki tam buradan olsun dostlar. Hem buraya göre simetrisi de bozulmamış olur. Bir uyuyayım önce bir sabah olsun ama şuna bir dikkat edelim. Evet şu an uyuyabiliriz. Görüyorsunuz ki işi biliyorsunuz dostlar. İşe gitmiyorsunuz. Bu şekilde geceleri beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi asıl olayımıza geleceğiz dostlar. Kütüklerim alayım. Tahtalardan alayım. Birazcık basamak alayım. Merdiven alayım. Bunların alayından bir alayım şöyle. Envanterimi neredeyse doldurdum dostlar. Şimdi buradan karşıya giden güzel bir köprü yapmak istiyoruz biz. Kolonlarımız şuradan gelecek. Şu şekilde şurada bir kolonumuz olsa. Ardından 1, 2, 3, 4, 5. Şurada bir kolonumuz olsa. Eh, nasıl olur? Birazcık doğaçlama yapacağım arkadaşlar. Deneme dünyasında bir şeyler denedim açıkçası. Bu arada aşağıdan size deneme dünyasına ulaşabilirsiniz dostlar. Şöyle bir şey yapsak. Nasıl olur? Heh, ne dersiniz? Nasıl gözüküyor? Burada bir kolonlar olsa, köprümüz ileri doğru gitse bence güzel olur ha. Şimdi buranın konumu nedir? 142. Eksi 142'ye gidelim şöyle karşıdan da dostlar. Buraya yerleşim bölgesi getireceğiz. Yani bu köprü bizim için çok çok önemli bir sütun haline gelecek. 142'ye geldim. Diyorum ki şöyle birazcık yükselti çıkartalım. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıdan şöyle bir yukarı gidelim. Evet söylemiş olduğum üzere birazcık ağaçlar bize bu konuda problem yaşatacaklar dostlar. Yine şunları da birazcık daha temizleyeyim isterseniz ben. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki birazcık daha alanı temizledim. Yani yavaş yavaş köprümüzün temellerinin burada olacağını anlamış olduk. Şimdi karşıdan karşıya kaç blok var? Öncelikle onu bir tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi ben burada eksi 324'teyim. Karşıya bir gideyim bakalım. O zaman benim konumum ne olacak? Böyle ulaştım buraya ve eksi 374 arada tamı tamına 50 blok var dostlar. Ben diyorum ki şimdi 50 blok varsa 15 blok ileriye kolon dikeyim ben. Arkadaşlar 16. dan kolonu yukarı doğru çıkartıyorum görmüş olduğunuz şekilde 15 tane boşluk bıraktım yani arada bunu yine baya bir yukarı doğru şöyle çıkartacağım. Ee, yüksek bir köprü olmasını istiyorum böyle uzaktan baktığımızda da. Uzaktan baktığımızda da dostlar güzel görünmesini istediğim için böyle bir şey yapmaya karar verdim kendimce. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. Yine buradan da yukarı doğru çıkartacağım. Umarım güzel bir köprü ortaya çıkartırız dostlar. Çünkü kendi köyümüz ve yerleşim alanını birbirine bağlamış olacağız. Yani bence burası bu yükseklik iyi dostlar. Bir de bunun aynısını karşıdan şuraya doğru uygulayalım bakalım. Ve de dostlar görmüş olduğunuz üzere kolonlarımı tamamladım. Şimdi sıra geldi dostlar adam akıllı bir iniş ve çıkış ayarlamaya. Çünkü köprüyü buna göre dizayn edeceğiz. Biliyorsunuz ki böyle birazcık daha yukarı doğru çıkarsam burayı. Aynen çok güzel oldu. Çok tatlı oldu dostlar. Şimdi ben diyorum ki madem benim burada alanım olacak. Yani şu tarafta zeminim olacak. Şuralara birer tane merdiven koyayım. Ee, sonrasında şu ortaya bir blok koyayım. Yine şu şekilde merdivenlerimi atayım. Altına da bir tane lamba yapıştırayım. Yani köprünün altında en azından mob spawn olmasını istemem dostlar. Yine meşale falan atarım ama bunların da güzel gözükmesi benim için iyi olur. Evet dostlar şimdi yani şu karşı tarafta buranın yüksekliğinin eşit olmaması önemli değil ama şu orta alanların eşit olması cidden bizim için önemli bir nokta. Şimdi ben diyorum ki iki blok şu şekilde gelse sonrasında iki blok daha gelse ve iki blok da aynı şekilde buradan gelse. Böyle bir iniş hazırlasak iniş platformu nasıl olur yani ikişerli ikişerli yapmak burada sizce akıllıca olur mu? Ne dersiniz ha? Bence gayet güzel olur. Şöyle yapsam. Evet bence gayet hoş gözüktü. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle yapacağım dostlar. Şuraya bir basamak atacağım. Bu şekilde değil ama. Veya buralar ikili olmadı mı dostlar? Bir de bunları bir üçlü deneyelim. Bence güzel oldu bu ama bir üçlüyü deneyelim. Size de güzel olursa üçlüyü yaparız dostlar. Üçlü bir şekilde daha yavaş bir iniş yaparsak bence daha tatlı duracaktır dostlar. Evet dostlar üçlüyü yaptım. Yani üçlü bir katman katman yaptım dostlar. Şimdi ben diyorum ki yine az önce uyguladığımız tasarımı uygulayalım. Ama bu sefer şöyle olsun. Şunları da kırayım tabii ki de. Yani şu ilk iki yer dostlar aşağıda son yer yukarıda olursa bence daha tatlı görülecektir. Yani daha hoş görünecektir. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani Yine yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın dostlar. Değerli görüşlerinizi benimle paylaşmanız beni mutlu eder. Şimdi şu tarafa doğru ben bir şurayı bir tamamlayayım isterseniz. Evet dostlar görmüş olduğunuz üzere burayı tamamladım. Burası biraz garip göründü farkındayım. bakalım buradan buraya nasıl bağlayacağız bilmiyorum. Birazcık daha köprüyü kısaltabilirim. Çünkü şu dizayn hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Ve gayet güzel gözüküyor he ne dersiniz bence gayet güzel gözüküyor dostlar şimdi yapacağım bir detay var dostlar ki bu detay gerçekten çok güzel görünecek bir detay elime küreğimi alıyorum ve dostlar diyorum ki ben buraya şunu bir atayım sonra diyorum ki ben bunu buraya atayım sonra bunu bir söndüreyim böyle kürekle vurarak sonra geleyim ki diyeyim ki ben buraya bir tane bundan atayım böyle e, karışık bir dizayn çıkartıyorum diyorum dostlar. E, acaba sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz ne olur ciddi anlamda çok merak ediyorum. Hani birinize danışmak, birbirinize danışmak nasıl bir duygudur bilirsiniz yani. E, hoş bir duygudur. E, yani danışarak yapmakten yani daha hoş olurdu dostlar. Ama durum bakalım bir şunu şuraya kadar bir devam ettireyim. bakalım nasıl bir tasarım ortaya çıkartabileceğiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki gece oldu ve bence burası halen daha çok tatlı gözüküyor. He siz bu Konu hakkında ne dersiniz dostlar bilmem ama. Yani cidden bence gayet hoş gözüktü dostlar. Bu geçiş köprüsü fikri benim cidden çok hoşuma gitti. Bir de şu kütükleri şöyle kapatsam diyorum. Bence daha tatlı görünür ha. Sizce, sizce ne dersiniz? Hani bunları dostlar yorumlarda belirtin. Sürekli canlı yayındaymışım gibi konuşuyorum. Sürekli olarak. Bilmiyorum nereden geldi bu takıntı meselesi. Canlı yayın yapmayı cidden çok isterim ama maalesef zamanım yok. Onun için zamanım olsa yapmak isterdim. Şimdi bir de altlarına koysam ben bunları. Böyle. Buraya da. Buraya da. Buraya da bir tane. Buraya da. Ve evet. Görüyorsunuz ki gayet güzel bir çıkış elde ettik dostlar buraya. Şimdi bir de ışıklandırması önemli buranın. Hazır gece olmuşken ışıklandırmayı yapalım derim ben. Ee, direkt buradan koymasak da biz bunu. Diyorum ki buradan şöyle 1 2, 3, 4 çit sonrasında 1 çit yana çıkartıp zincir ve lamba koysam dostlar nasıl durur? Hem altından geçebiliriz hem de gayet alçak ve güzel gözüktü. Yani çok yüksek ışık yapmayı pek sevmiyorum ben açıkçası bu orta çağ yapılarında. Şimdi şuraya doğru gelsem buradan bir yine 2, 3, 4, 5 şöyle bir tane daha bir zincir yine bir fener ve gayet hoş durdu dostlar. Bunu zikzak şeklinde yine devam ettireceğim yol boyunca. Son olarak sizin yanınızda bir tane daha yapayım nasıl üstüne çıkarım ben bunun şöyle yapsak 1 2 3 4 5 bir içe incir lamba ve dostlar görüyorsunuz ki 3 ışığı yaptık ve bir rampamızı da iniş rampamızı da yapmış olduk buraya bu yol kesinlikle devam edecek yine buradan buraya şu şekilde yolumuzu falan halledeceğim ben buraya bir bağlantı bir geçiş yapmış olduk bu köprü sayesinde Şimdi dostlar köprünün geri kalanını yapacağım. Tabii ki bu çok çok uzun sürecek bir mesele. Şimdi ben videoyu durduracağım. Ee, siz de uzak çekimden beni izleyin isterseniz dostlar. Ee, biliyorum Wildcraft'la başladı. Hani iki seride de birlikte video çekmem biraz sıkıntı oluyor ama dostlar idare etmeye çalışacağım. Hadi bakalım uzak çekime gidelim. Ben de bunun yapımına bir devam edeyim isterseniz. Hadi bakalım. Ve de arkadaşlar evet köprüyü bitirdim görüyorsunuz ki siz de uzak çekimde izlediniz dostlar. Buradaki tek yapabildiğimiz bu yıl olan XP farmı olan yani iskelet XP farmına dostlar götürdüm buranın yolunu da görüyorsunuz ki gayet hoş bir yer oldu. Aslında köprünün şu orta yerini düz mü bıraksaydım hani burada da yukarı doğru çıktım ya dostlar. Ya bunu bilemiyorum belki videodan sonra değiştiririm dostlar bunu. Yani birazcık yukarıda olmuş olabilir burası, yani büyük ihtimalle. Şu an tam yanlılık konuşuyorum çünkü emin değilim. Burayı karşıya da dümdüz bağlayabilirim dostlar, yolu düz bir şekilde yapabilirim burada. Böylece daha tatlı durur Siz ne dersiniz bu konuda bilemiyorum ama Yani bu kadar çok fazla yani dedim Bu videoda bilemiyorum arkadaşlar Bence gayet güzel oldu ne dersiniz Sürekli olarak size böyle fikrinizi, fikrinizi sorayım Yorumlayın dostlar çünkü burada Çok güzel bir şekilde bir köy getireceğiz dostlar Bu video birazcık kısa olacak Farkındayım yani 15 dakikayı Belki geçemeyecek bu video Belki geçer belki geçemez bilemiyorum Bir de videoda size söyleyip gösteremediğim bir şey var Dostlar 64 tane video kestiğimi söylemiştim Şöyle öncelikle bir istatistikler bakalım ee, bakalım 80 tane vidor görüyorsunuz ki bu da demek oluyor ki bizde 80'den fazla beacon olması gerekiyor ve gördüğünüz üzere burada tam 64 tane fener dostlar avcumuzun içerisinde duruyor şimdi bunları da buraya dizmek isterim ama bunlar da cidden çok zor kırılıyor gördüğünüz gibi yani antik kalıntılara böyle bir yer oluşturdum ama işte fenerler için böyle bir alan oluşturur muyum bilmiyorum dostlar çünkü onları aktif bir şekilde kullanmak istiyorum. Bir de dört tane de Ender Chest'inde de vardı galiba. Aynen öyle. dört tane fener de burada var. Bunları zaten gittiğim yerlere kuruyorum dostlar. dört farklı etki. İşte hız zıplama desteği, hızlı kazma. Bir de can alıyorum galiba. Öyle bir şeyler yapıyorum yani dostlar. Ama bu 4 ama bu 64 taneydi dostlar. Yine şehrimizde fener etkisi olmayan bölgelere yerleştiririm. Şimdilik dostlar bu videodan yani bu videoluk benden bu kadar dostlar. Görmüş olduğunuz üzere. de göremediğiniz şöyle bir çankları açalım. Görmüş olduğunuz üzere dostlar. Artık şehrimiz bu bölgeden çıkıp birazcık daha bu bölgelere doğru geçiyor dostlar. Bu köprüyü düzelteceğim merak etmeyin. E, neyse beni izlediğiniz için cidden çok çok teşekkür ediyorum dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve like atmayı unutmayın. Ayrıca bay bay. Arkadaşlar durun hemen bir saniyenizi daha alacağım. Video bitmedi son olarak size göstermek istediğim bir yer var dostlar. Köprüyü bu şekilde düzgün yaptım. Çünkü diğer türlü birazcık daha saçma gözüküyordu. Size söylemiş olduğum şekilde hemen 3 dakika içerisinde burayı düzelttim dostlar. neyse tekrardan görüşmek dileğiyle. Bay bay.